Altay'ı liderlikten etti Bandırma Spor. Altay'ın kadrosu çok geniş. Sadece 2-3 tane dokunuş yaptı. Ha, dokunuş da lazım. Kaleci de lazım. İki tane sürmek. Yani bir yabancı bir yerli bence. Olabilir. Aynen. İhtiyacı var yani. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Altay transfer özel programıyla karşınızda olacağız. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Büyük Altay taraftarları bizden özel yayın istiyorlardı, evet. Rica ediyorlardı, bekliyorlardı. Biz de hani Samsun Spor'u, Adana Demir Spor'u geçen hafta konuştuk. Altay'da da hareket başladı. Altay taraftarlarına da dedik hareket başlasın, tabii ki de yapacağız. Aynen. Bugün Büyük Altay'ı konuşacağız. Geçmeden önce, başlamadan önce ben iki tane şey ekleyeceğim. Tabii. Öncelikle sponsorumuzla ilgili açıklama yapacağım, Vidisport'la ilgili. Vidisport biliyorsunuz özelleştirebilir taraftar video kartları. Kulüplerin gelirini artırabilme adına ciddi bir proje ve hani kulüplere bir şeyler verebilecek bir proje. Çünkü yatırım maliyeti olmadan bu projeyi elde ediyorlar. Aynen. Taraftarlar bu projeye destek olarak kulüplerine de ciddi anlamda bir gelir kaynağı oluşturmuş oluyorlar. Burada taraftarlar sisteme girerek kendilerine taraftar video kartlarını özelleştirebiliyorlar. İşte resmini, ismini sisteme yüklüyorlar. Mail adresini yazıyorsunuz. Ardından ödeme yaptıktan sonra zaten yaklaşık 20 dakika içerisinde mail adresine o özelleştirebiliyor taraftar video kartı geliyor ve onu sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyorlar. O yüzden kulüplerle ilgili, daha doğrusu Altay kulübüyle ilgili de geri dönüş bekliyoruz bu konuyla ilgili. Diğer bir şey daha ekleyeceğim. Dediğim gibi Altay taraftarı çok fazla bekledi bu transfer programını, özel programı daha doğrusu. Biz en son Giresunspor maçında Altay'ı özel programda konuştuk. Evet, çok az destek geldi. Onu tekrar da söyleyeyim. O yüzden zaten çekmedik. Biz biraz da ilgiye göre çekiyoruz. Çünkü hani video yapıyoruz ama videonun şeyi, talebi çok az olduğu için çekmenin de bir anlamı olmuyor. Aynen. Bu anlamda buradan tekrardan söylüyoruz. Çok rica ederiz, çekiyoruz. Biz de sizden rica ediyoruz. Destek bekliyoruz. En az bu video 1000 beğeni bekliyoruz. Yani 1000 beğeni gelirse bu video ve izlenmede hani şöyle bir 3000, 4000, 5000'lerde olursa Altay özel videoları da gelmeye devam edecek. Tabii ki. Zaten Samsun Spor maçına özel video çekeceğiz. Maçla ilgili görüşlerimizi konuşacağız. Haftaya pazar günü ama transfer maça programında, başka maçlarda bunun devam etmesini istiyorlarsa en az 1000 beğeni ve videomuzun da izleme oranının dediğim sayılarda yüksek olması gerekiyor. Videomuzu paylaşmanızı, beğenmenizi ve yorum yapmanızı bekliyoruz. Ve transfer programına geçelim. Aynen öyle. Şimdi ligin ilk yarısını 17 maçta 32 puanla bitiren bir Altay izledik. Sezonun başında lige sancılı girdi Altay. Ardından ligin ilk yarısını sonuna doğru çok iyi toparladı. 5 maçlık bir galibiyet serisi. Fakat o Bandırma seri Bandırma olmuş. Maçıyla bozuldu. Altay Antalya'da şu an devre arası kampında. Dün akşam 2 tane transfer yapıldı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu 2 oyuncuyla tokalaşırken fotoğraflar basına servis edildi. Aynen. Resmi hesaplardan açıklandı. Tecrübeli forvet Deniz Kadah ve tecrübeli sol bek Mehmet Erdem Uğurlu bundan sonra Altay'ın başarısı için ter dökecekler. Öncelikle bu iki transferi değerlendirmeyle başlayalım. Altay'da gidenler ve gündemdekiler de var. Onları da konuşacağız. Ben kendi adıma Mehmet Erdem transferini doğru buluyorum. Hücum yönü çok iyi bir sol bek. Özgür o açıdan aratmayacak bence. Deniz Kadah da Payışao'nun alternatifi olacak benim görüşüm. Sen bu iki oyuncunun transferini nasıl değerlendirirsin? Bir de Deniz Kadah'la alakalı ilginç bir not vereyim. Kariyerinde ilk defa TFF 1. Lig'de oynayacak. Rize Spor, Antalya Spor, Göztepe Süper Lig'de oynadığı takımlar ülkemizde. Zaten Almanya patentli bir oyuncu. Aynen. Biliyorsun. Şanlıurfa memleketi, evet. Ama Almanya'da büyüyen, doğan gurbetçi bir oyuncumuz. İlk defa TFF 1. Lig'e geldi, evet. Deniz. İzmir'i de iyi biliyor ama Göztepe'de oynadı. Neler söylersin? Öncelikle hem Altay kulübü için hem de oyuncular için hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynen, hayırlı uğurlu olsun. Kanal olarak inşallah kazasız belasız bir şekilde İnşallah. Devre tamamlanır ve sözleşmeleri uzun olur diyoruz. Şimdi ben Deniz Kadah transferini doğru buluyorum. Bence rotasyon anlamında iyi bir hamle oldu. Keşke Armand Gnandoy Ölet'te kullanılsaydı da o da gitmeseydi. 3 tane forvet olsaydı. Ona takımda. Geleceğiz zaten. Gidenleri konuşacağız. Deniz Kadah kesinlikle sonradan oyuna girerek forma şansı bulacaktır. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Bazı maçlarda hep diyoruz ya mesela Armand varken çift forvet oynaması gerekiyor diye. Belki Yücel Hoca burada bunu yapabilir. Neden? Oyuncu yerli oyuncu olduğu için otomatikman yabancı kuralından bir oyuncu eksilmediğinden dolayı hani orada bunu bu şekilde değerlendirebilir. Sence Yücel Hoca çift forvet yapmıyor işte ama bazı Hoca çok ketum o kadar. İşte bazı maçlarda yapması lazım. Bak mesela Giresun maçında bile bunu yapmalı. Sen geridesin, almıyorsun oyuncuyu mesela. Veya başka maçlarda oldu. Hep Payışa çıktı, Gnandoy Ölet girdi. Bunun biraz
cesurca davranması gerekiyor. Mehmet Erdem konusunda ben şöyle düşünüyorum. Mehmet Erdem kötü bir oyuncu değil ama ben oraya yabancı bir sol bek olması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Çünkü hem forvet anlamında, hem hücum anlamında hem de savunma anlamında bence iyi bir yabancı oyuncu alınması gerekiyordu. Hatta ben sana şunu söylemiştim. Bence iki tane sol bek lazım. Kadir'i saymıyorum. Kadir Yazıcı'yı, aynen, Kadir genç oyuncu. Saymıyorum. Bence genç Mehmet Erdem de gelmeliydi ama bir tane de yabancı sol bek gelmeliydi. Sence Altay şöyle düşünmüş olabilir mi? Bana buradan kontrayla geleceğini biliyorum ama şu açıdan. Altay aldığı yabancılardan pek verim alamadı. Acaba yabancı oyuncu almak mı istemiyor? Yok. Sen şimdi şunu diyeceksin bana. Onu biliyorum. Sen şunu diyeceksin. Sen alınan yabancıları oynattılar da mı? Bana aynen böyle bir soru soruyorsun diyeceksin ama şimdi Altay bir sol bek daha alabilir belki Türk gibime geliyor. Hani yabancı kim değil de. Ben de şunu, Kadir Keleş'in adı geçiyor. Ben de sana şunu soruyorum. Mehmet Erdem iyi bir oyuncu diyorum ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Yabancı lazım. Ya Kadir Keleş iyi bir oyuncu değil ki sol bek için. Şimdi bak Özgür Özkaya kaybetti Allah'tan. Ligin en iyi sol Allah'tan beki. Yani maalesef başka bir yerde sıkıntı olmadı. Tekrardan geçmiş olsun diye çok büyük geçmiş çok kötü olsun oldu kaptana. Şimdi Özgür Özkaya ile bu iki oyuncu karşılaştırabilir misin? Karşılaştıramazsın ben değil mi? Ben sana bir şey şimdi söyleyeyim mi? Özgür bence Süper Lig'deki birçok Türk sol i̇şte bekten çok daha iyi bir sol İşte bek. Çok iyi. Türkiye'de sol bek yok. Yani yok. Senin oraya maalesef o yüzden yabancı yok. Alman lazımdı. Ya bak Mehmet Erdem'e kötü demiyorum ama yetersiz oyuncu. Yani Hasan Ali kaldırıma futbolcu diyorlarsa Özgür Hasan Ali'den 100 kat futbolcu. Aynen. Öyle yani söyleyeyim. Ciddi sıkıntı var Altay'ın transfer politikasında da ve oyuncuları kullanma anlamında da. Hani o yüzden ben oraya yabancı sol bek Mehmet Erdem'in de gelmesi lazım. Yani iki tane oyuncu birden gelmesi gerekiyordu. Bu lazımdı. Kadir Keleş ismine de ben umumu bakmıyorum. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama Kadir vallahi ben ilk Özgür'le alakalı bir yorum yapayım. Özgür bana göre bu ligin Caner Erkin'iydi. Tabii. Sol bek anlamında. Caner çok beğeniyoruz ya Özgür'ü. Özgür açık ara en iyi sol bekiydi. Kadir gelirse bence rotasyonda sol bek ile yedek olur Kadir Keleş. Ya zaten öyle olacak da ya ben bu ya iki ben oyuncuda... Mehmet Erdem'i beğeniyorum. Hem Antep'te hem de Göztepe'de Süper Lig'e çıkan takımın az sol bekiydi. Bakalım. Çok daha tecrübeli ben, bir sol bek. Ben oyuncuya zaten kötü demiyorum katkı ama katkı yapacağını düşünüyorum. Ben oyuncunun hani ilk 11 anlamında yetersiz olduğunu düşünüyorum. Rotasyonda çok iyi bir Antep'te de Göztepe'de de ilk 11 oyuncusuydu ama. Bakalım ama Süper Lig'e çıktığı sezonlarda. Kaç sene önce çıktı? Antep 2018-19, Göztepe 16-17. 3 sene 4 2 sene 4 sene. 3 sene 4 sene. 3 sene 4 sene. Yani çok bir şey değil bence. Olur mu? Yaş geçiyor. Futbolcuda bak bunlar çok önemli. Sana Özgür soruyorum. Özgür de yaşlı bir bek. Ama bak işte bazı oyuncular var. Oynayarak kendisini çok fazla gösteriyorlar. Payşad 36 yaşında bakarsın ne diyoruz? Oynar. Bak bunlar bir ölçü değil. Ben oyuncunun son dönemdeki performansları ve hani Altay'ın şeyini karşılayabilecek mi bu oyuncu? Beklentilerini. Beklentisini. Karşılayabilecek mi? Hücum anlamında karşılayacak, savunma anlamında bakalım. Ben sana yabancı oyuncu özellikle bu yüzden söylüyorum. Gönderilen oyunculara geçelim. Zaten gidenleri konuşalım. Bir de şunu geçelim. Yabancılar. Gidenler oyuncuları konuşmadan önce yine gündemde olan oyuncuları biraz konuşalım. Tamamdır. Altay'la ilgili birkaç oyuncu geçiyor. Stoper isimleri geçiyor. Barış aynen. Baştaş, eski oyuncusu Ali Ankubalas, Murat Akça, gündemdeki oyuncular. Ben burada senin yorumun ne Barış olur? Kadir Keleş'in de ismi geçiyor. Barış Baştaş'ta Ayhan'ın nokta olacağını düşünüyorum. Diğer oyuncuya olumlu bakmıyorum. Sence Barış Baştaş Hanover'de sürekli ilk 11'de çıkıyor. Türkiye'ye döner mi Almanya'dan? Vallahi bilmiyorum ki. Ya çünkü Barış ben daha geçen Hanover'in maçı vardı. Yine 11'deydi. Aynen. Hani Barış hep 11'de oynuyor bu bilmiyorum, sene. Bilmiyorum belki Türkiye'ye dönmek isteyebilir. Yani vatan olur. Hasreti falan mı aynen diyorsun? Olabilir. Ama ben orada Alihan'la Barış'ı ayırıyorum. İyi transferler olur. Ama diğer söylemiş olduğun transfer Murat Akça, için Murat Akça için Kadir Keleş. Maalesef iki oyuncu için de olumlu bakmıyorum. Valla şimdi Alihan'ın bir cezası vardı biliyorsun. Alihan yoksa benim çok beğendiğim bir oyuncu. Hep söylüyorum Alihan Terminator gibi böyle. Gözünü daldan budaktan sakınmayan en sevdiğim stoper tipi benim. Cezadan dolayı da zaten rotasyon oyuncusu olur en fazla. Alihan şimdi eski bir Altaylı. Taraftarında çok sevdiği bir oyuncu. O maç oynamama durumu beni düşündürüyor. Zaten rotasyon olacak işte o anlamda. Ama Altay'ın sence bir tane as stopere ihtiyacı var. Yok mu? Lokman'da, Lokman o senin dediğin gibi sakatlıkların etkisini yaşıyor. Çok söyledim işte. Kostadic de gidecek gibi. Kostadic zaten oynayamaz. Toplam 3 maça mı 4 maça mı ne çıktı bu sene? 2 maç oldu. 3 lig bir kupa. 4 maç. Berkay'ın yanı kel kalmıyor mu? Kalıyor. Bir stoper lazım. Hep söyledik. Lokman'ı zaten sana çok vurgu yaptım ya. O sakatlıklar yakacak diye. Lokman maalesef Erzurum'daki halinden uzak. İşte ben sana bak geçen sezonda Erzurumspor TFF BG'deyken Lokman ismi geçiyordu. Doğru. Sana orada da çok fazla kontrole geldim. Lokman gelmemeli. Niye? Oyuncu sakat oynayamadı. Etkileyecek. Yine söyledik burada. Yine görüyoruz bunu. İbrahim Öztürk çok daha iyi oynuyor. Berkay zaten çok daha iyi. Benim hatta İlk devrenin ilk 11'e koyduğum oyunculardan birisiydi Berkay. Altay'ın kesinlikle oraya bir tane net bir stoper alması gerekiyor. Ben yine söylüyorum Kadir Keleş ismi,
Murat Akça ismine ben olumlu bakmıyorum. Bence o yanlış transfer olur ve bu seviyenin oyuncuları değil bana göre. Altay sence devre arası yabancı bir transfer yapar mı? Bekliyor musun? Hiç isim de geçmiyor. Vallahi yapması gereken yerler sol bekte forvet. Forvet ettiğiniz kadar geldiği için ben bir transfer yapılmayacağını düşünüyorum. Ben Eren Erdoğan'ı da forvette alternatif kullanacağını düşünüyorum. Eren Erdoğan falan oyuncu olamaz ya. Olamaz alternatif oyuncusu. Ya bu sevilen oyuncular değil bunlar. Bak şimdi şöyle örnek vereceğim sana. Kazımcan Karataş da çok yetenekli. Ya yok sen de ya Allah, öyle bir isimler söylüyorsun ki bu oyuncular bu sevilen oyuncular değil. Bak bu oyuncu sen Ankara Spor'a götürsen ha dersin ki bir şey bekle. O zaman bu oyuncuları kiralık verip oynattırsınlar bari bazı ya takımlarda. Yazık oluyor Altın bu oyunculara. Altın yapması gereken buraya nokta. Armand'ı sen ne diye gönderiyorsun Armand'ı? Ama şöyle bir durum var. Armand'ın zaten oynatılmadığında gideceği belliydi. Çünkü adam geçen tamam, sene... Tamam niye gönderiyorsun? Şey alt ligde İngiltere'de 33-35 maça tamam, çıkmış. Tamam diyorum ama. Da o zaman niye gönderiyorsun? Şey niye alıyorsun? Niye oynatmıyorsun ki? Niye gönderiyorsun? Ama zaten Altay sezon başında çorbaya döndü. Timur geldi gitti hemen. Ergin Keleş geldi gitti. Aynen. Mesela Ergin Keleş'i niye aldı Altay sezon başı? Çok yanlıştı zaten. Aynen bunu. Gerek yoktu. Timur niye gönderiliyor? Timur kalmalıydı. Bak şu takımda Timur, Armand, bir de Amorim olsa işte yani oynatılıp kalsa çok farklı. Gidenleri de konuşalım. Blagojevic'le yollar ayrıldı. Zaten Blagojevic geldi ben sezon yanlış başı. Yanlış olduğunu söylemiştim biraz. İdmanlara çıktı ve hiçbir maça çıkmadan gitti. Putsila ile yollar ayrıldı. Bu normal. Putsila özverili bir oyuncu ama yetenek sınırlı. Yok oyuncuda. Armand gitti ve William Amorim giden oyuncular. Ben Altay taraftarlarıyla bir konuda ayrı düşünüyorum. Armand'a ve Amorim'e şans verildi ama bir şey yapamadı diye yorumlar gördüm. Öyle bir şey yok. Bu oyunculara şans verilmedi. Kaç maça bu oyuncular 11'de çıktı? Aynen. Armand'ın kurtardığı maç var. Keçiören Gücü maçını Armand aldı. Sonradan William girip. Sadece bir maçta sonradan öne girdi. Düşün başka yok. Amorim'in 11 çıktığı 2 maç var. 2 ya da 1. Öyle olması bir. Lazım. Yani, çok az. Aynen bir maçta çıkmıştı. O da zaten Altın Ordu maçı olması lazım. Aynen. Yani oyuncuyu sen oynatmıyorsun 17 maçta 2 maç oynatıyorsun. Oyuncuya kötü diyorsun. Yani bu akıl tutulması oldu. Bir de Amorim'i Altay taraftarı da tanımıyor. Yani çok fazla böyle Avrupa futbolunu takip etmeyen, yani 100 üzerinden sana şöyle söyleyeyim, %99.98'i tanımıyordur Amorim'i. Tanıyor mu sence? Bizim ülkemizdeki zaten birçok gelen oyuncuyu hocalar bile tanımıyor. Aynen. O yüzden hani oyuncuyu tanımadıkları için çok rahat böyle yorum yapabiliyorlar. Amorim şu anda zirve oynayan takımların transferi olsun, kadrosuna katılsın. Mesela İstanbulspor, Samsunspor, Adana Demirspor'a katılsın. Ben sana şunu söyleyeyim. Adana Demirspor Aysat'ı alacağına mesela Amorim alsa Amorim çok daha katkı verir mesela. Öyle bir oyuncuydu. Ama maalesef Yücel Hoca oyuncuları kullanmadı ve gönderdi. Ve Granadolu'ya dediğin gibi birçok maçı kazandırdı. Keçiören maçını aldı. Giresun maçında bir puan almasının sebebi de o. Tabii. Ortalığı karıştırdı, gol oldu duran topta. Altay'da ilk yarıda bazı oyunculardan verim alamadı. Mesela Ziya gibi. Ziya, Yücel Hoca'nın eski oyuncusu, Denizli'de çok iyiydi. Ben şaşırmıyorum. Ben. Ama Altay'da pek verim veremedi. İkinci yarıda Ziya'nın toparlanmasını, Erhan Çelengin o son maçlarda yaptığı çıkışı yapmasını bekliyoruz. Valla Ziya'dan ben bu performansı bekliyordum zaten. Seninle bu konuda ayrışmıştık evet. Sezon başında. O yüzden bu beni şaşırtmıyor. İlk 11'de başladığı zamanda da kulübeye çekilmesi gerektiğini sürekli söylemiştik. O da çekildi son dönemde ki zaten ondan çekildikten sonra Altay'ın seri galibiyetleri geldi. Erhan Çelenk, Regatin daha da ritmi buldular ama Altay'da maalesef hocanın yanlış dokunuşları var. Yani hem transfer anlamında oldu, hem transfer ettiği oyuncuları kullanmama anlamında oldu. Yani Yücel Hoca eğer bu ikinci devrede bu hatalarına devam ederse Altay'ın direkt çıkma şansı sıkıntıya girebilir. Altay'ın yaşlı takım olması sence sıkıntı yarattı mı ilk yarıda? Bence yaratmadı. Bence yaratmadı. Adana Demirspor'un da kadrosu çok yaşlı mesela baktığın zaman. Son olarak bir de Altay'la alakalı şunu söyleyelim. Harun'daki sıkıntı devam ediyor. Aynen. Umarız o da bir an önce sağlara geçmiş döner. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar. Son olarak da sana şunu soracağım. Öyle kapatalım Altay özel yayınımızı. Altay ilk 2'den mi çıkar? İlk 6 mı? Playoff mu oynar? Vallahi ben şu anda bir şey söyleyemiyorum bununla ilgili. Benim tek söylediğim bir tane takım var biliyorsun. Direkt Adana Demirspor. Adana Demirspor diyorum. Direkt ikinci takıma bir şey koyamıyorum. Ben bunu hep söyledim. Hala da söylüyorum. Zaten çok kritik bir maç var. Samsun Spor Altay. İki takım için de çok kritik. Altay çok kritik iki maçla başlıyor. Samsun deplasmanı ardından İzmir'le içeride İstanbul Spor'da. Aynen. Şimdi şu iki takımın ya yani bu maç Samsun Altay maçı iki takımın da sezonuna ışık tutacak maç. Samsun İlk maçtan belli eder mi? Tabii diyorsun. Bak. Şimdi neden belli eder? Şu anlamda diyorum mesela. Samsun Altay'ı yenemediğini farz edelim. Samsun'un birçok maçı ve ilk 10 haftası zor ve çoğu maç Kağıt içeride. Zor, tabii. Sıkıntı olur puan kaybetmesi. Altay yenilirse sıkıntı olur. Neden? Zaten zirveyle puan farkları şu anda 3. Giresun kazanırsa 6 olacak. Samsun Giresun'u Altay'ı yendiğini farz edelim. Zaten fark açacak. Yani bu anlamda sıkıntı. Bir de Altay çok cepten yedik devrede. Evet. O yüzden sıkıntı yaşayabilirler. O maç çok kritik olacak. Altay'ın ne yapabilir? Yücel Hoca'nın daha çok.
yanlış dokunuşlar yapmaması lazım. Ve kalan transfer döneminde de sürede de Altay'ın elle dokunup transfer yapması gerekiyor. Ben tekrar söylüyorum. Altay'ın acilen sol beke yabancı iyi bir oyuncu transfer etmesi gerekiyor. Ben Mehmet Erdem'e kötü demiyorum ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Bakalım Altay yönetimi neler yapacak. Zaten Altay'da yine gelişmeler olursa Altay'ı konuşmaya devam edeceğiz tabii ki de. Aynen öyle. Tekrardan taraftarlara da söylüyoruz. Bu videomuza 1000 beğeni bekliyoruz. İzlenme oranını yüksek bekliyoruz. Videonun devamlılığının gelmesi için, yani özel programın devamlılığının gelmesi için. Mesela örnek vereceğim. Burada taraftar kıyaslamıyorum, yanlış anlamayın. Samsunspor taraftarından geçen hafta mesela 1000 beğeni istedik. 1270-1300 beğeni geldi. İzlenme bayağı bir yüksek. Hani bu anlamda diğer takım taraftarlarından da böyle özel videolarımıza destek gelirse biz onları fazlasıyla konuşmak istiyoruz. Tabii. Ama şimdi izlenme süresi düşük oluyor. İzlenme az olunca bizim de şevkimiz kırılıyor. Bu yüzden özel programda konuşmuyoruz. Çok fazla istediniz. Zaten istemeseniz de biz program yapacaktık özel. Bu ayrı bir konu. Destek vermenizi istiyoruz. Tekrardan söylüyorum. 1000 beğeni ve izlenmenin yüksek olması ve videomuzu da paylaşmanızı bekliyoruz. Altay Kulübü'nden de projemize ilgili geri dönüş bekliyoruz. Ben izleyen herkese iyi seyirler diliyorum. Altay'ın da yapmış olduğu ve yapacağı her transfer için hayırlı olsun dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. Aynen öyle. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız olur. Aynen. Kaptan Özgür'e de tekrardan büyük geçmiş olsun. Harun'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynen. Harun'un durumu Özgür kadar sıkıntılı değil. Yani Harun dönecek de Özgür'ünkü bir futbolcu için en kötü sakatlık oldu ama inşallah toparlayacaktır. İnşallah. Sana da teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.